Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Can Özkan. Bugün 990 Adventure'a bakıyoruz sizle beraber. Çok da merak ediyorsanız işte diye çekiverdik. Bir ton olayı var aslında. Aşağı yukarı şöyle. Malla uzun yola çıkılır mı? Yani düzgün bir lastikle evet çıkılır. Fena değil. Ergonomik olarak şöyle ama. Konforlu bir şey hissediyorsunuz altınızda. Oturuş pozisyonu güzel. Postürünüz güzel. Kollarınızın duruşu güzel. Bacaklarınızın duruşu güzel. Bunlar hep iyi yönlerini söylüyorum şimdi. Bunlar güzel. Arkada ya da önde oturma hissi de var motorun. Çok güzel. Uzun kullanabildiğiniz bir seleniz var. Selenin ön tarafında kullanabiliyorsunuz. Eğim gayet iyi. Arka tarafında konfor bölümü var gibi bir şey yani, öyle söyleyeyim. Ama öne geldiğinizde bayağı agresif ve sert atletik bir alet haline geliyor. Ağırlık merkezi akranlarına göre aşağıda bir alet bu. Daha hafif hissettiriyor. Atletik hissettiriyor. Dönüşlerde falan daha güzel hissettiren bir makine. Makinenin historik olarak bir özelliği de var. Şimdi bu KTM'nin aslına bakarsanız son sportif adventure'ı. Benim fikrim bu tabii. Çünkü artık yeni makinalarda 1190'da 1290'da falan burada kocaman bir depo var. Depo yüzünden yukarı aşağı ileri geri hareket edemiyorsunuz. O depo önünüzde bir engel gibi duruyor sizin. Böyle yapmasaydı mıydı? Selenin üstünde konumlanamıyorsunuz ya da bir yerden yukarı çıkarken, bir yere tırmanırken falan o depo bacaklarınıza vuruyor. Bacaklarınızın arasında hissediyorsunuz depoyu. O keyifsiz bir şey birazcık. Lezzetli değil. Bunda öyle bir şey yok. Bunda ayağa kalktığınızda gayet altınızda atletik ve ince bir şey duruyor. O bayağı iyi bir olay. Viraj kabiliyeti ve sürat kabiliyeti olarak da yine topraktan bahsediyorum. Asfaltta bunları pek bir, yani çok kullanıp keyfini alabileceğiniz özellikler değil bunlar. O yüzden topraktan bahsediyorum. Abi toprakta çok kararlı giden bir motor bu, tamam mı? Yüksek süratlerde sürat taşıma olarak düzlüklerden bahsediyorum. Düzlüklerde sürat taşırken falan inanılmaz kontrollü hissettiriyor. Tren gibi, rayda gibi gidiyor motor bayağı. Dönüşlerde de motorun ön lastiğinin üstünde biraz atletikliğini azaltan bir ağırlık var ön lastiğinde motorun. Viraj döndüğünüzde ön lastikteki yükü istediğiniz kadar azaltamıyorsunuz. Niye azaltamıyorsunuz? Uzun bir swing armı var arkada bunun. Diğer akranları gibi değil. Birazcık daha kısa bir swing armı olsaydı öndeki yükü de istediğiniz zaman azaltabiliyor olabilirdiniz. Gaza dokununca bir parça patinaj çekiyor. O bir biraz garip hissettiriyor açıkçası. Böyle abi bunu da yapmasaydınız falan gibi hissettiriyor ama o uzun olmasının da kararlılığı çok hoş. Arçının oturduğu yer bayağı konforlu. Tek parça bir sele var. Ben çift parça pek hoşlanmıyorum aslına bakarsanız. İyi de bir şey bu bence. Yani yumuşaklığı falan da bayağı iyi aslında. Ergonomik olarak iyi. Tutunacağınız yerler de var. Sürücüyle irtibatınız da kopmuyor. Bu arada sürücü de şeyi hissetmiyor. Arçı 100 kilo bandındayken bile, yani erkek bir arçınız varsa diyelim buna. O bile çok rahatsız etmiyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. 50 kilolarda, 60 kilo bandında bir arçı varsa arkanızda istediğini yapabilir arkadaşlar. İsterse arkada amuda kalksın. Hissetmiyorsunuz. Yani arkada büyük hareketler yapan biri olduğunda bile motor çok düzgün duruyor. Arçı ile alakalı fanteziler düşünüyorum orada kafamda. Dry sump diye bir yağlama şekli var. Otto makina dry sump yazarsanız yağlama farklılıklarını wet sump ve dry sump olarak size gösterecektir. Bayağı güvenilir ve racing ürünlerde, çok G çeken aletlerde diyeyim, yağın çok gezdiği aletlerde, o potansiyeli taşıyan aletlerde dry sump kullanılır. Peglerin durduğu yerler falan filan, ergonomisi roket. Takip etmeyi unutup videoyu kapatıyorsunuz. Yapmayın abi bunu. Takip edin şimdiden. Sonra videoya devam edelim. Artçı ayağını istediği gibi bassın. Sabaha kadar topuğuyla bassın isterse. Ayaklarınız birbirine değmiyor. Bu çok güzel bir şey. Hiç hissetmiyorsunuz bile yani ayağını hiçbir şekilde. Motoru buradan kavrayışınız falan da çok güzel. Fren pedalının konumlanmasını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Keza vites tarafı da öyle. Dolayısıyla iyi bir şey yani. Bunlar düşünülmüş hareketler bunların hepsi. Gelelim Nasrettin Hoca tarafına. Şimdi abi bir ısınıyor. Bir ısınıyor. Eyvah ısınıyor yani. Ve soğuyamıyor. Bir türlü soğuyamıyor. Sürekli sıcak ateş gibi bir şey. Dual fan, ekstra fan takıldı buna. Ona rağmen motorun soğumasıyla alakalı ciddi bir problem var. Eğer flow'unuzu bozarsanız, akışınızı bozarsanız çok çabuk ısısı yükseliyor ve hayattan soğuyorsunuz. Yani soğutması biraz dertli bir makine. Buraları çok kapalı duruyor çünkü makinenin. Bir yakıt sarfiyatı var. Bakın ben çok gözetmem öyle. Motor çok yakıyor falan filan. Çok böyle şeyler duyamazsınız benim ağzımdan ama bu motor biraz fazla yakıyor gerçekten. 20 litre mi ne, öyle bir depo hacmi var. Belki de 20 küsur litredir. Tam aklımda, ezberimde değil. Ve 200 kilometre bandında falan gidiyor. Cruise'dan bahsediyorum arkadaşlar. Şehir içi gazlamıyoruz yani. Gösterge panelinde sizin benzin seviyeniz yazmıyor. Bu da geriyor birazcık açıkçası ormandayken. Yakıt seviyesi göstergeniz yok. Çok ciddi bir sıcaklık probleminiz var. Yani bunu çözmeyip size vermesi çok saçma bir şey. Üzerinde harika bir makine var. LC8. Çok beygirli değil, uçmuyor. Öyle gazı çevirdim
falan ışınlandı öyle bir şey yok. Ama doyurucu bir gazı var. Birazcık daha az yakarak bu performansı sağlayabilir diye hissediyorsunuz. Ben öyle hissettim en azından. Abi bir sesi var. Beh seni yani. İki tane akrep var bunun kıçında. Tabii ki silencerları soktum ben kötü bir adam olduğum için. Aa geliyor. Yes. Bunlar vegan itemleri. İnanılmaz güzel, lezzetli bir sesi var. Çok keyifli. Ruhu var namussuzun, öyle söyleyeyim yani. Onun dışında abi dönmüyor mu? Dönmüyor dediğim turu yok. Direksiyon turu yok. Yani bu kadar. Bu bir rezalet. Motorun o bölümünü hangi köylüye yaptırdılarsa böyle bir rezalet yok. Bu ne ya? Motorla yan gitmeye korkuyorum ya ormanda. Yani virajdan çıkıyorum, patlatacağım. Ulan dur gidon açısı biter dememe rağmen biterek çıkıyorum zaten yani. Hani gaza dokunmadığım halde çıkarken virajdan bir parça dokunuyorum, tık hemen dibine geliyor. Ulan dur falan yani onunla bununla şununla mı uğraşacağım? Gazımı ayarlayacağım, keyif mi alacağım falan gibi bir durum var. Şehir içinde park ederken, arabaların arasına geçerken falan hep dipte. Hep yani steering lock'ta dönüyor. Hep lock. O bayağı keyifsiz bir şey yani. Bunu yapabilirlerdi diye düşünüyorum. Ne dedik? Yakıyor dedik. Soğumuyor dedik. Benzin göstergesi yok dedik. Turu yok dedik. Bir engelin üstünden geçerken lastiğiniz zemine uygun değilse eğer, topraktan bahsediyorum. Bir debriyaj yaptığınızda, önünü kaldırmak için hareketi yaptığınızda durdun geldin brrrr tıkı 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 duruyor. Trof falan yaptığında çektin. Vücudunla beraber bile çeksen zemine birazcık uygun değilse lastiğin hemen patinaj çekip önünü kaldırmaktan vazgeçiyor. Ya da bir oluk geçerken debriyajla hemen oluğun üstünden atamıyorsunuz motoru. Böyle dertleri var. Farları aydınlatmıyor. Racing olan her şey var bu arada. Şimdi ben size niye bu motoru tanıtıyorum? Bir kere bu motor gerçekten legendary motorlardan bir tanesi. Adventure serisinin son racing olanları bana sorarsanız. Yani 990 demeyeyim bunu artık. 1000cc bu. 1000cc klasmanında bu kadar atletik bir alet şu an üretilmiyor benim gördüğüm kadarıyla. Beynime Desert X indi. Desert X bayağı yetenekli duruyor. Onu bir kenara alalım. Gerçekten atletiklik ve CC bandı konusunda galiba son gerçek racing alet olabilir. Arkadaşlar bu her yere gidebilen, her yerden çıkabilen, her beceriye sahip bir motor. Yakma problemini geçelim. 2 litre, 3 litre fazla yakıyor zaten. Çok da şey yapmayalım yani 100 kilometre gidiyoruz, 3 litre fazla alalım ne var diye bakarsak konuya problem yok. Abi bu motorlar eskiyip yok oluyor. Ve bu motorları yok etmek çok da mantıklı değil. Bunlar çok yetenekli motorlar ve yeni gelen ürünler her zaman çok kaliteli olmuyor. Çok çalışılmış olmuyor. Yarış ruhu taşıyan motorlar olmuyor. Bunun yarış ruhu var. Yarış ruhu olan insanlar bu motoru dizayn etmişler. Yeni makinelerde yarış ruhu yok. Yeni makineler binip seyahat edip asfalttan gezmeniz için falan filan gibi aletler. Siz gidip 40 bin kullanıp motorları çöpe atıyorsunuz. Bu motor eskidi artık. Bu motor hiçbir şey yapmaz diyorsunuz ama bu aletler bakımlarını sağlıklı yaparsanız 100 bin zaten kullanırsınız. 150 bin falan ve nazik kullanıyorsanız 200 bine kadar düzgün bir yerde de yaptırıyorsanız makineyi 200 bine kadar gerçekten sizi üstünde taşıyıp her yere götürebilir. İster asfalttan ister topraktan. Asfalttan da tur yapabileceğiniz bir alet bana sorarsanız biraz evet takırtılı çalışıyor. Ama düzgün lastiklerle bunu halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Eğlenceli bir alet bu. Hem konfor anlamında hem atletiklik anlamında. Yani tenere gibi falan da değil bu. Bu konforlu bir de bu namussuz. Zırıl zırıl böyle tel maşa bir şey değil altınızda bu yani. Bu dolu dolu geliyor hem elinize. Hem atletik namussuz hem de baba uzun mu gidiyoruz uzun gidelim tamam falan gibi bir alet. Yakıyor biraz annem ne yapsın? Yaksın ben de yakıyorum o kadar. Geometrisi ve racing ruhu anlamında soruyorsanız evet abi. Adventure klasmanındaki en racing alete bakıyorsunuz şu an. 1000cc bandındaki en racing alete bakıyorsunuz. Yenilerini çöpe atarım bunun yanında hemen yani. Neyse. Mal bu. Takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum galiba. Dikkat edin kendinize. 990 Adventure'laydık. Hoşçakalın.